Evet millet yeni event notları yayınlanmış ee, bir buna bakacağız biraz daha oyuna girip oyunda konuşacağız daha sonra videoyu e, yavaştan bitireceğiz arkadaşlar ilk olarak yeni yıl event adı altında bir event yayınlanmış 2023 için ee, orada da şöyle söylüyor şimdi ilk olarak arkadaşlar bu event 2 hafta kadar sürecekmiş ee, aşağı yukarı ee, bugünden itibaren mi başlıyor? Yani ya ya bugünden itibaren herhalde akşamdan itibaren başlayacak arkadaşlar. Her neyse. Ee, şimdi ilk olarak bize ne yapmamız gerektiğini falan anlatmışlar arkadaşlar. Ee, biraz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar şey demiş. İlk adım olarak demiş ki bu sizin ana ekranınızda bulunan sağ üstteki işte şu Hello 2023 yazısına tıklayın demiş. Yani daha doğrusu resim şeklinde olacakmış. Buna tıklıyor musunuz? Daha sonrasında görevler varmış arkadaşlar. Bu görevleri yaparak buradan kurabiye kazanıyormuşsunuz. Şimdi bu görevler neymiş? Şunlarmış arkadaşlar. 10 kere üret görevi var. 1 kere boyut yarı açma görevi var. 5 kere ISO 8 geliştirme görevi var. 5 kere kart geliştirme görevi var. Ve 5 kere de uru geliştirme görevi var. Bunların her biri size birer tane kurabiye verecekmiş. Ve kurabiyenin içinden çıkabilecek ödüller de şu şekildeymiş. 100 kristal, 100 enerji, 500 bin altın, güçlenme puanı, biyometrik, ee, temizleme bileti, karantı madde ve non karantin taşı. Arkadaşlar buradan kristal çok güzel. Ama kristalin çıkma oranı ne olur onu bilemem. Düşük bir oran olabilir. Ama gene de kristal alma olasılığınız var. Bu da baya ee, baya iyi diyebilirim. E i̇şte günde 5 tane... Kurabiye alıyorsunuz. İşte bu da iki hafta falan sürecek. Yani kaç yapar? Ee, yedi, e, 600 mü yapar? 700 mü yapar? Aynen 700 yapması lazım. Her neyse. Ee, yani 700 diyorum. Pardon 70. <laughs> Kafa gitti. Ee, 70 kurabiye arkadaşlar. 700 değil de. Ee, 70 kurabiye falan olacak. İşte bundan da. Yani gene birkaç tane kristal çıkarsanız bile gene iyi arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü adım olarak da demiş ki e, gene belli ödüller var arkadaşlar. Bu ödülleri yapıp şu sayılardan toplamamız gerekiyormuş. E, bu şey, bu görevler ne ödül diyorum pardon. Bu görevler neymiş ona bakalım. 300 kez boyut görevi tamamlama, 100 kez zaman savaşına katılma, 10 kez 10 kez e, hikaye sandığı açma yani hikaye e, parçalarını birleştirme ve 50 kez de e, baş düşmana katılma gibi görevler. Bu görevleri yaptığınız zaman zaten arkadaşlar bu günlük görev değil tabii ki bu e, etkinlik boyunca devam edecek bir görev. Bu görevlerin tamamını yaptığınız zaman 2023 yazısını oluşturabilecek misiniz ve buna ödül olarak da size Mega Kategori 2 bileti veriyormuş ki bu da çok güzel arkadaşlar. Benim de elimde bitmişti zaten çok iyi olacak bu. Ee, yani arkadaşlar günlük olarak e, girip o ödülleri de toplamayı unutmayın. Baya güzel ödüller var. ve Bunun arkadaşlar bütün bu görevleri yaptığınız zaman da size ödül olarak e, yeni bir ikon veriyormuş. Crescent ikonunu. Ya bu biraz kötü oldu. Ben Galactus ikonunu tercih ederdim. O Galactus ikonu çok güzeldi ama e, bize şu dandik Crescent ikonunu veriyormuş. Yani gene de güzel. Arkadaşlar baya güzel şeyler var yani etkinlikler var. Bir de diğer etkinliklere bakalım. Evet şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk olarak yeni kostümler ve kostüm seçenekleri %40 indirime giriyormuş. Ee, yeni kostümlerden yani yeni kostümler indirim demiş bir de ek olarak iki kostüme daha indirim geliyormuş. Ee, arkadaşlar ilk olarak Shadow Shell, War Tiger, Miles Morales, Blue Dragon ve Sunbird kostümleri indirime giriyormuş. Bunun dışında Shadow Shell kostüm seçenekleri de indirime giriyor. Bu kostüm seçeneklerinde neler varmış buna bakalım. Gamora, Thing, Miss Marvel, Valkyrie ve Jean Grey karakterlerinin kostümleri de indirime girecek. Ve Shadow Shell'de de sizden istediği kostümler bunlarmış kostüm seçeneklerini açabilmeniz için. Yani güzel aslında. Gamora güzel, Miss Marvel güzel, valkür güzel. Buradan yine diğer ikisi çok kullanışlı değil ama... Yine onlar da aslında fena değil. Yani Shadow Shell'in kostüm seçenekleri fena değilmiş. Devam edelim. World Tiger'ın kostüm seçenekleri Loki, Electro, Titania, Black Dwarf ve Beast karakterlerinin kostümleriymiş. Yani burada da iyi olanlar var. gene Titania ve Electro aslında iyi. Gene Black Dwarf da aslında hiç fena değil. Beast'in sanırım eski kostümü bu. Eski kostüm olması lazım. Yani bu, bu kostüm seçenekleri çok iyi Ama bu kostümler de indirime girecekmiş arkadaşlar. Yani bu bunlar arasından ihtiyaç duyduğunuz kostümler varsa alabilirsiniz. Miles Morales kostüm gereksinim olarak sizden Ancient One, Hulkbuster, Doctor Strange, Macari ve Emma Frost kostümlerini istiyormuş ki burada da aslında fena olmayan kostümler var. Değerlendirilebilir bu kostümler de indirime girecekmiş. Blue Dragon kostüm seçenekleri de indirime giriyormuş arkadaşlar garip bir şekilde. Ama buradan hani yani tek değecek olan sanırım Thanos arkadaşlar. Onun dışında yani belki bir ihtimal Iron Man'in eski kostümü olabilir ama e, gerçi Magneto artık o görevi devraldığı için çok gerek de olmayabilir. Ee, yani bu kostümlerde indirime girecekmiş e, işte değerlendirilebilir. Sunbird kostüm seçenekleri de giriyormuş indirime. Bunlar arasında Carnage'in eski kostümü var ki bu biraz kötü. Dr. Doom, Colossus, ee... Sif ve Shang-Chi var. Yani burada da iyi seçenekler var. Değerlendirilebilir. Devam edelim arkadaşlar. Ne bu? Evet şey arkadaşlar. Ee, kristal karakterlerinden ee, Blue Dragon karakterine indirim geliyormuş. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında bir event dükkanı geliyormuş ki şu anda oyunda vardır muhtemelen. Güzel. Bunun dışında ne var? Shadow Shell, Mars Morales gibi karakterler için işte ödül falan veriyormuş geliştirdiğiniz zaman. Çok önemli bir ödül olmadığı için geçiyorum. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş Mars Morales için ama kristal ödülü yok. O yüzden çok acele etmeye gerek de yok. Her hesaba karantin madde ve non karakter gönderecekmiş Güzel ve 7 gün giriş etkinliği geliyormuş arkadaşlar ama kristal ödülü yok. O yüzden çok da büyük bir olayı yok ama ödüller fena değil. Evet arkadaşlar biraz da oyuna girip oyunda konuşalım. Evet millet şu eventlere bir bakalım şöyle hızlıca. Ee, arkadaşlar bakım tamamlama ödülü gelmişti. Bunu ben akşam alacağım şimdi değil. İlk ee, kos ilk olarak kostümlere bir bakalım. Yani aslında bakmaya gerek yok. Geçen incelemiştik ama şöyle birkaç satın alım yapacağım. E, arkadaşlar yani belli kostümlere indirim gelmiş gördüğünüz üzere. Bende olmayan olan kostümler tabii ki görünmüyor ama e, başka kostümlere de indirim var aslında. E, ben arkadaşlar ilk olarak Miles Morales alacağım. Bu karakterin performansını merak ediyorum. E, bu arada kostümü de güzel görünüyor. E, bu karakterin videosu da gelir yakında. Bunun dışında bir de Shadow Shell'e kostüm alacağım kategori 4 geldiği için. Bu karakterin de yine videosu gelir. Evet. Güzel. Ee, bunun dışında da yine arkadaşlar belli kostümlere gelmiş zaten. Dediğim gibi değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi size bahsettiğim şu 2023 eventi henüz gördüğünüz gibi gelmemiş. Büyük bir ihtimalle ya bu akşam gelir ya da yarın gelir ama ben akşam geleceğini tahmin ediyorum. Ee, yani şurada tam şu kısım var ya hani çevirdiğim. Şuraya gelecek arkadaşlar. Buraya tıklayıp ödülleri falan alabileceksiniz. O şekilde olacak büyük bir ihtimalle. Bunun dışında etkinlik görevi kısmı da gelmiş. Dükkanı da gelmiş arkadaşlar. Buradan tokenlerimizi falan harcayabiliyoruz. Arkadaşlar benim yapacağım şey belli açıkçası. Yani şu lanet şey var ya. Arkadaşlar hani kaç zamandır şu Polaris karakterini kategori 3'e basmaya çalışıyorum ki videosunu çekeyim. Yani bu karakter geleli çok oldu. Ben bunun videosunu çekip atacaktım. Ama arkadaşlar bir türlü elime kitap gelmedi benim. Şöyle göstereyim hatta. 9 tane ışın kitabım var. Yani 2-3 haftadır bekliyorum ki adam akıllı şu kitapları bir kasayım da videosunu çekeyim şu karakterin kategori 3'e attıktan sonra. Bir türlü gelmiyordu. işte sonunda şuradan alıp artık kategori 3'e atabileceğim. Onu da hatta alayım. Titan kayıtları alacağım yani. ışın nerede? Aynen şöyle ışın alacağım. Yani şu karakteri artık sonunda arkadaşlar, kategori 3'e basabileceğim. Ee, hatta şöyle direkt şeyde de basabiliriz, videoda. Ş şöyle basalım. Güzel. Yani bu karakterin sonunda arkadaşlar videosunu çekebileceğim. Güzel. Bu, bu karakterin videosu da arkadaşlar yakında gelir bu arada. Bunun dışında bir de Miles Morales'i geliştirelim. Bu karakteri de kategori 4'e basacaktım. Neyse ki bunun kitabı var. Evet, güzelmiş bunun animasyonu. Kapatalım. Evet. E, bu ikisini kastım. Arkadaşlar Shadow Shell'in potansiyelini keşfetmeden 80 level videoları gelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Yani e, ilk önce onu halletmem lazım. Ki o da biraz vakit alabilir. Yani e, burası da bu şekildeydi. Başka ne vardı? Bonus görev falan varmış. İyi maalesef bastığım için biraz karantin madde verdi. E, başka ne vardı ya? Şöyle bir bakalım. Hmm. Evet, şeyi, evet etkinlik dükkanına falan baktık. Kahraman büyümesi bonus görevine de baktık. Zaten karakter sıralama etkinliği arkadaşlar Miles Morales için geliyor. Çok önemli bir şey yok. Zaten onu size söylemiştim. Bir de 7 gün giriş etkinliği falan gelecekmiş. O da daha gelmemiş. Şöyle hatta sıralama etkinliği de göstereyim. Evet Miles Morales için şu anda sıralama şey etkinliği var ama gördüğünüz gibi ödüller çok da iyi değil. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Yani arkadaşlar genel olarak güncelleme etkinlikler falan bu şekildeydi. Evet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere. Bay bay.